Açılışlar, davetler ve renkli organizasyonlar haber turumuzu ekranlarınıza gelmeye devam ediyor bu haftada. İş insanı Güler Sabancı, Avrupa Film Akademisi tarafından sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü. Antalya'da ise moda rüzgarları esti. Norveçli ünlü top model Frida Asen'in podyuma çıktığı etkinlikte izleyenlere 100. yıl sürprizi yapıldı. Asuman Tokgöz'ün dekorasyon markasının yeni yıl koleksiyonu düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. İşte bir haftada cemiyet dünyasından kameramıza yansıyan. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Berlin'de Avrupa Film Akademisi tarafından sürdürülebilirlik ödülüne layık görülmenin mutluluğunu yaşadı. Ödülü Sabancı Vakfı kısa film yarışması ve ona emek verenler kazandı. Gülden Yılmaz, Neşe Gönül, Monique ve Reyhan İpekel, Şebnem Kunt ve pek çok tanınmış isim Asuman Tokgöz'ün dekorasyon markasının yeni yıl koleksiyonunun tanıtımında buluştu. İş, sanat ve cemiyet dünyasında yaşanan gelişmelerin nabzını tutan haber turu başlıyor. Avrupa Film Akademisi tarafından bu yıl 36.sı gerçekleştirilen Avrupa Film Ödülleri 24 farklı kategoride sahiplerini buldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu ve Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, gerçekleştirilen ödül töreninde Avrupa Film Akademisi tarafından sürdürülebilirlik ödülüne layık görüldü. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen törene katılan Sabancı, yaptığı ödül konuşmasında yeni yılda dünyaya barış mesajı verdi. I yearn for peace. I wish the new year brings peace to the world. Güler Sabancı, dünyanın geleceği ve toplumsal gelişimin sağlanması için sinemanın dönüştürücü rolünün önemine vurgu yaparken ödülü almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu anlattı. Ödülü Sabancı Vakfı kısa film yarışması ve ona emek verenler kazandı. 8 yıldır yapıyoruz kısa film yarışmasını. Dolayısıyla da sosyal sorunlara, sinemanın inanılmaz bir gücü var. Sosyal sorunlara etkili ve başarılı bir duyarlılık yaratma konusunda. Ve biz de çok mutluyum ki Sabancı Kısa Film Yarışması bu sosyal etkiyi yapabilen ve özellikle iklim ve sürdürülebilirlik alanında son yıllarda yaptığımız yarışmalarda genç sinemacılara cesaret veren işler oldu. Ve onların sayesinde bugün Sabancı Vakfı ve kısa film yarışmasına emek verenler adına ödül kazandık. Asuman Tokgöz, dekorasyon markasının yeni yıl koleksiyonunu düzenlediği özel bir davetle tanıttı. Yeni koleksiyonumuzu sevenlerimize göstermek için böyle bir lansman yaptık. Çok mutluyuz. Asuman Tokgöz tarafından tasarlanan modellerde cam, mermer, ahşap, porselen ve gümüş kaplamalar dikkat çekti. Gülden Yılmaz bu özel davette Asuman Tokgöz'ü yalnız bırakmadı. Dostlarla birlikte bugün burada inşallah keyifli saatler geçireceğiz. Yılmaz, davet için seçtiği maskülen tarzıyla da dikkat çekti. Neşe Gönül, etkinlikte dekorasyon ürünlerini inceledi. Fulya Cinisli ve Fulya Özkanca davete birlikte katıldı. Monique ve Reyhan İpekel'in de yer aldığı davette İpekel, dekorasyon koleksiyonunu yakından inceledi. Bu özel davette Fulya Özkanca ve Melisa Mutlu, anneleri Asuman Tokgöz'ün yanında yer aldı. Parıltılı kumaşlar, gümüş kaplama, silver renkleri çok gidiyor. O yüzden bize daha çok silver temalı kombine ettik. Zaman çok hızlı geçiyor ama 10 senedir sürdürülebilir bir şekilde markayı yürütmek bizim için çok gurur verici. İnşallah daha nice onlarını görürüz. Yılbaşı öncesi hem 10. yılımızı kutlamak hem de sevdiklerimizle bir araya gelmek için güzel bir gün kutlama organize ettik. Büyümeye devam edeceğiz inşallah. Şebnem Kunt ve Hande Sezer Pekcan da davetliler arasındaydı.